Deneme deneme. Tuvaletten çekiyor mu çekmiyor mu ona bakıyorum. Hayırlı işler, iyi günler. Ve Manchester'dayız. Daha önce Londra'da Liverpool'da maç izlemiştim ama Manchester'a gitmek kısmet olmamıştı. Bu video boyunca, vlog boyunca size Manchester izlenimlerimi paylaşacağım. Arkadaşlar normalde bu video Etihad Stadyumu'nun önünde başlayacaktı, Manchester City Stadyumu'nun önünde ve gül oynaya maça girip aslında size bir maç vlogu izletme planım vardı, hala var ama bu riskte ve dünyanın en saçma sapan sebebinden rahatlığımdan ve pantolon giymememden kaynaklı. Şöyle göstereyim size. Ben biraz daha rahat bir kombin yaptım. Ama altıma eşofman giymiş. Normalde Q-Net'in locasına davetliyiz. Ve doğal olarak localarda belli dress kodlar var. Ben o kısmı görmeden biraz rahat bir şekilde geldim. Tek ümidim renk olarak böyle eşofman hissi çok vermemesi. Biraz krem, böyle hafif pantolonumsu bir havası var. Yani görevliler yerse içerideyiz. Yoksa Türkiye'den saatlerce yol gelip, yani bir işte havalimanı gitmesiyle gelmesiyle birlikte 7-8 saatte yol kat ettim. Ona rağmen giremeyebilirim. Evet, Armağan yanımda. Armağancığım, sence bu pantolon diye yedirilebilir bir şey mi değil mi? Olur. Şu abi, an gündemimiz bu. Gireriz. Miyiz ya? Gireriz abi. Yemin ediyorum orada bir katakulli yapmamız lazım abi. Hayır, gireriz. Zaten pantolon gibi görünüyor. Hiç sıkıntı yok. Bunu son anda öylesine aldığım bir şey, Allah'tan almışım, öbürü iyice zaten böyle eflatun için kesin alacakları bir şeydi. Bakalım bir stadyuma geçeceğiz şimdi ekiple birlikte. Bakalım alacaklar mı? Yani video güzel olabilir ama benim için çok kötü olabilir. Ama ben daha az güzel ama maça gittiğim bir videoyu tercih ederim. Bakalım halledebilecek miyiz? Dediğim gibi daha önce İngiltere'de maç izledim, takip ettim. Liverpool Chelsea maçı izlemiştim. Londra'da maçlar takip ettim. Manchester'da tabii ki şehrin aslında, bu arada bilenin aksine Manchester United'dan daha hani şehir içinde daha fazla sevilen bir takım Manchester City. Manchester United'ın biliyorsunuz 90'larda çok büyük bir çıkışı olmuştu ve dünya futboluna damga vurdu ama Manchester City aslında şehrin biraz daha sahiplendiği takım olarak ön plana çıkıyor. Tabii ki artık daha global bir takım, daha farklı bir noktada ve bence dünyanın en iyi takımını oluşturmuş durumdalar. Pep Guardiola önderliğinde güzel bir alanları var, güzel bir stadyumları var. Birazdan zaten içinden de izlenimlerimi göstereceğim. Burada da gerizekalı gibi sessiz bir şekilde anons yapıyorum size. Yeni bir mikrofon almıştım. Biliyorsunuz teknik arızalar Karakulukçu kanalının şanındandır. Onu biraz içeride öğrenmiş oldum. Onunla ilgili ekstra videolar da gelecek. Bunun dışında da taraftarlarla birlikte videolar çektim. Aslında ben bu maça 2020 Ocak ayında gittim arkadaşlar. Yani ben aynı maça ikinci kez gidiyorum. Ocak 2020'de pandemi patlamadan hemen önce biz İngiltere'deydik. Londra'ya gittik. Manchester'a gelip burada Leeds United maçını izlemek istiyorduk. O dönem Bielsa vardı. Çok da heyecanlı bir mücadele olacağını bekliyorduk. Ama o dönem çıkan fırtına sebebiyle maç iptal olmuştu. Biz de geri dönmüştük. Zaten sonra hayatımız değişti pandemiyle. Bu kez başka bir bağlamda önemli bir maç oldu. Mayıs ayında ve dolu dolu aslında bir şampiyonluk maçı izleme fırsatı bulduk. Bu yüzden Q-Net'e de ekstradan teşekkür ederim. Tekrar ikinci kez götürme nezaketinde bulundular. Maç aslında City'nin bayağı bir istekli, hırslı başladığı bir mücadele oldu. Ama Leeds United'da biliyorsunuz kümede kalma savaşı veriyordu. Bu hafta son kozlarını oynayacaklar. Bence artık düştüler diyebiliriz. Burada Sam hocamı da köşede görüyorsunuz. Kel abinin arka tarafında. Leeds United inanılmaz katı bir savunma yaparak başladı. Yani aslında Bielsa maçında hayal ettiklerimin tam tersini izledik diyebilirim. Gerçekten de mümkün olduğu kadar bir önemli pozisyon vermemeye çalıştılar. Ancak hani maç boyunca da şunu söyleyebilirim. Yani Leeds United'ın 2-0'dan sonraki çok kısa bir bölüm haricinde çok hücumda düşünmediğini ifade edebiliriz. Ama günün kahramanı aslında benim gittiğim maçlarda genelde farklı şeyler olur. Bu maçta da farklı bir şeye şahitlik etmek üzereydik. Aslında büyük ölçüde de ettik. Ben Messi için Tiflis'e gitmiştim. Mesela hayatımda ilk kez iki tane frikik golü atmıştı. PSV maçını izlemişim. Hat-trick yapmıştı. Yani güzel şeylere şahitlik ediyorum. Böyle güzel bireysel performanslara. Burada da İlkay Gündoğan'ın
yıldızlaştığı bir mücadele izledik arkadaşlar. Yani Kevin De Bruyne'nin Haaland'ın fark yaratmasını beklediğimiz bir mücadelede İlkay Gündoğan'ın fark yarattığını gördük. İki tane attı zaten, o bölümlere de geleceğiz. Ama maçı çok büyük ölçüde Manchester City hakimiyetiyle izledik. Stadyum ben çok beğendim. Yani diğer İngiliz stadyumlarından biraz daha farklı, biraz daha Avrupa stadı gibi. Yani daha full kompakt bir stadyum diyemem. Ama seyirci de biraz işin içindeydi. Tabii ki dünyanın en iyi takımı olduğu için herkes meraklı bir şekilde takip ediyordu. Tabii bizim bildiğimiz tarzda tezahürat kültürleri yok. Gördüğünüz gibi herkes durup maç izliyor. Ama ben buna da tamamım yani. Stad dolduktan sonra, belli bir atmosfer yarattıktan sonra inanılmaz da bağır çağır olmasına gerek yok. Özellikle İngiltere'deki bir maçın. İlkay Gündoğan hakikaten şov yaptığı bir maçtı. Bu arada bazılarınız biliyordur, ben idman testlerine de gittim. Alvarez'in ve Sergio Gomez'in, ki Sergio Gomez hani çok bilerek de yaptı, imza aldığım birisi değil. İkisinin imzalı forması var. Sergio Gomez'in formasını size hediye edeceğim. Bir tane de ekstradan imzasız orijinal bir forma hediye edeceğim sizlere. Burada gördüğünüz gibi telefonumla sürekli Haaland'ı taciz ediyordum. Haaland'ın golünü yakalam ümidiyle, ki kendisi fantasy takımında kaptanıydı. Ve hocam, Pep Guardiola'nın hemen arkasında hocamla hasbihal ettiğim görüntüleri izliyorsunuz. Hocamla istişarelerde bulunduk. Bu da İlkay'ın penaltısı aslında. İki gol atmıştı. Burada Haaland teslim etmişti. İlkay'a penaltıyı vermişti. Ama maalesef yani İlkay'ın kariyerindeki ilk hat-trick'i izleme şansını kaçırdık. İlkay, daha doğrusu biz kaçırmadık. İlkay kaçırdı. Şimdi topu başında geliyor. Çok daha bir penaltı atabileceğini düşünüyordum. Bu biraz zaten İlkay da üzülüyor gördüğünüz gibi, ama hakikaten maçın kahramanlarından bir tanesi. Rico Lewis kardeşim. Rico Lewis, bak tebrik de ediyor. Rico Lewis kardeşim geldi benimle, fotoğraf çektirdi. Kral çocuk. Hakikaten kral çocuk. Orada o kadar kişi arasında bir Rico Lewis geldi, bir Alvarez geldi yanımıza. Bilseydim sana forma imzalatırdım ya. Vallahi ondan biraz pişmanlık duyuyorum. İlkay da başarılı bir şekilde günü tamamladı. Bu da devre arası. Burada insanlar yemeklerini yiyorlar. Q-Net'in ağırladığı locada biz de keyfini çıkardık. Ve Sam Allardyce hocamı yakaladım. Yakalar yakalamaz da hemen yanına gittim, fotoğrafımı çektirdim. Manchester'da artık stadyuma veda vakti geldi. Ama ben bu noktada tabii ki boş durur muyum? Durmadım. Sizler için ekstra bir video daha hazırladım. O da yakın dönemde Shorts'ta yayınlanacak. Shorts bölümünde yayınlanacak. İnsanlar keyifli bir maç çıkardıktan sonra evlerine dağıldı. Ben de ertesi gün idman testlerine gittim ama orada kamera yasak olduğu için maalesef onun görüntülerini sizle paylaşamıyorum. Zaten sildirdiler yakalandığım hikayeyi. Daha önce canlı yayında anlatmıştım. Bilmeyenler için onu ifade edeyim. Yani ben orada tabii ki Real Madrid taktik idmanı olduğu için çekim, yani birkaç tane ufak video çekmiştim aslında çaktırmadan, ama daha sonra Haaland selfiesiyle yakalanınca mecburen silmek zorunda kalmıştım. Burada sürekli İngiltere bayrakları görüyordum. Hem Manchester'da, Londra'ya geçtikten sonra daha da fazla gördüm. Bunun da sebebi King Charles'ın, Kral Charles'ın taç töreniydi. Her yerde de böyle mevzular vardı. Tren istasyonunda bayağı yemece içmece yaptık. Burada sandviçler, mandviçler takıldık. Ve Manchester'a veda ettik. Londra'ya geçtik. Son günümüzü de orada geçirdik. Son kez Q-Net'e bir kez daha teşekkür ederim. Beni ikinci kez İngiltere'ye götürdüler. Aynı maç için iki defa gitmiş olmak tabii ki, enteresan olmakla birlikte. Çok teşekkür ediyorum. Daha sonra yine güzel maç vloglarıyla birlikte karşınızda olmaya çalışacağım. Kendimi geliştireceğim ve mikrofon kullanmayı öğreneceğim arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşça kalın.